Evet sevgili izleyiciler, Sapanca'nın en güzel mekanlarından birinde, Koru Kafe'de konuğumuz Mehmet Erdoğan. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve Hüseyin Cumalı, Zafer Tokuş ve Bahattin Tıknaz'la birlikte MHP'yi konuşuyoruz. MHP'nin bir önceki dönemini bir önceki bölümde geride bıraktık. Bundan sonra da konuşacağız ama Bahattin abiye bir önceki bölümde hiç söz veremedim. Bu manada Bahattin abiye söz verdim. Sağ olsun Cumali. Aldım mikrofonu bırakmıyor. Çok iyi, maşallah çok var iyi, yani. Çok iyi, çok iyi. Hem yemeği hem yemeği hem mikrofonu bırakmıyor. Abi, programı devamlı takip evet. Edenler zaten öndeki karpuz ve kavunların nasıl bittiğini gördü yani. Evet. Cumalı sayesinde. Yani yemeği ve mikrofonu çok sever Cumali. Kolay değil abi. Koru kafedeyiz. 10 numara mekan. Evet Bahattin abi. Hazır Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı evet. Sayın Mehmet Erdoğan'ı bulmuşken ilk önce neler sormak istersin? Mehmet Bey, Sapanca'ya hoş geldiniz. Benim ilk sorum şey olsun, Sakarya'da MHP olarak tabanı yüksek bir parti, son genel seçimlerde seçmen milletvekili sıralamasına göre bana göre küstü. Belki buna cevap vermeyebilirsiniz ama MHP'nin benim düşüncem 3 tane milletvekili çıkarabilecek kapasitesi vardı. Bu konuyla ilgili Sakarya MHP tabanının küsüldüğüne inanıyor musunuz? Öncelikle Sapanca'ya hoş geldiniz dedim. Ben Sapanca'da oturuyorum bir kere yaklaşık 15 seneden beri. Burada oturuyoruz. Ya arkadaşlarımıza hoş geldin diyelim. Biz onlara misafir Şimdi tabii parti içi meseleleri konuşmak zor bir şey. Yani ama ben sizlere söz verdim. Ve Sakarya kamuoyu da bizden de açıkçası yuvarlak cevaplar beklemiyorum anladığım kadarıyla. Söyleyebildiğim kadarıyla bazı şeyleri ben size açıklıkla ifade edeyim. Bunları daha önce ifade ettiğim için yeni bir şey söylemeyeceğim. Tekrar ifade edeyim. Şimdi siyasi partilerin amacı iktidara gelmektir. İktidara gelmek de ancak milletin teveccühüyle olacağına göre siyasi partilerin milletten oy alması gerekiyor. Şimdi siyasetin önceliği, yani karar verirken milletin önüne çıkarttığınız kadrolar nasıl olsun diye karar vereceğiniz zaman alfabesi şuradan başlar. Öncelikle millete hizmet edeceğinize göre bu hizmeti yapacak kişilerin belli bilgi ile donanımlı olması gerekir. Birikimli olması lazım. Yani liyakatlı olması gerekir. Evet. İkincisi siyasi partisiniz. Bu siyasi partinin fikrine, düşünce dünyasına mensup olması veyahut da o... Hele de MHP ise bu ona daha çok... Evet. Veyahut da bu teşkilatların içinden gerekir. Yetişmemiş dahi olsa yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin dünya görüşünü benimsemiş, yani fikrine de sadakati olması lazım. Yani öncelikle liyakat ve de fikre sadakat. Tabii bunlar siyasette tek başına yeterli şeyler değil. Bunun yanına bir de teşkilatı koymak gerekiyor. Yani liyakati yüksek, fikri sadakati olan, aynı zamanda teşkilatlar tarafından desteklenen unsurların, yani şahısların milletin önüne çıkartılması gerekmektedir. Şöyle ki, teşkilatlar bir parti için olmazsa olmazdır. Bir siyasi partinin hayatında belli konumlarda olabilir bir siyasi hareket. Tek başına iktidar olabilirsiniz mesela. Bir koalisyon ortağı olabilirsiniz. Ana muhalefet partisi olabilirsiniz. Mecliste grubunuz olabilir. Mecliste grubunuz olmadan milletvekiliniz olabilir. Hatta ve hatta parlamento dışında olabilirsiniz. Parlamento dışında da olabilir siyasi hareket. Yani barajın altında kalır. Sizce şey mi? Milliyetçi Hareket Partisi koalisyon ortağı olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi mecliste grubu da olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grubu da olmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi parlamento dışında da olmuştur. Tekrar parlamento dışında kaldığınız zaman iktidarı kaybedebilirsiniz. Koalisyon ortaklığını kaybedebilirsiniz. Grubunuzu kaybedebilirsiniz. Hiç milletvekiliniz olmayabilir.
Ama bir şeyi kaybettiğiniz zaman o siyasi hayatta varlığınızı devam ettirmek mümkün değil. Nedir o? O da teşkilat yapınızı ve teşkilat gücünüzü kaybettiğiniz anda bir siyasi hareketin tekrar milletin önüne çıkıp tekrar iktidar talep etmesi ancak teşkilatlarla olur. Yani teşkilatlar yaşayan bir mekanizmadır. Yani tıpkı bir insan gibi duyguları vardır, idealleri vardır, azimleri vardır. Teşkilat yani dediğiniz... TBMM'de olsanız da olmasanız da o teşkilatları bir tutmak gerekiyor. Teşkilatlar sadece bir bunu yönetim anlıyoruz, organizasyon yapısı, bir şablon yapı değildir. Ona ruh veren, canlılık veren, hayat veren o teşkilatın mensuplarıdır. Dolayısıyla bu kadar önemlidir siyasi partiler için teşkilatlar. Dolayısıyla liyakati ve sadakati, fikre sadakati olan insanların teşkilatlar tarafından da benimsenmesi teşkilatın moral motivasyonunu son derece etkiler. Çünkü tıpkı insan gibi teşkilatlarda motivasyon ve o heyecanı ya üst düzeye getirebilirsiniz ya da düşük olabilir. Bunu yapan, bu teşkilatların moral motivasyonunu üst düzeye tutacak olan kişiler yöneticilerdir. Tıpkı işletmeler düşünün. Aynı işletmede bir yönetici geliyor, verimliliği son derece arttırıyor. Yine aynı işçi, aynı makine parkuru. Başka bir yönetici geliyor, o fabrikada veyahut da o işletmede verimlilik azalıyor. Mehmet Bey, incelediğiniz zaman bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Mehmet Bey, izniniz de. Ama bunu insicam bozulmasın. Anlattığınız şeyle insicam gitsin, sıkıntı yok. Çok da güzel konuşuyorsunuz ama Bahattin abinin sorusuna cevap var mı finalde? Yoksa var. Bu şey mi olacak? Veriyorum. Finalde o cevap alacağız mı? Biraz alana veriyorum ben. Tırtanlayarak veriyorum. Önemlidir bir siyasi hareket için. Liyakat, fikre sadakat ve teşkilatın da tam desteği olan şahsiyetlerin toplum önüne çıkartılması bir parti için avantajdır. Ama seçimi almak için yeterli değildir. Eğer siz liyakatli, fikrinize sadık, teşkilatların da desteklediği insanları toplum önüne koyarsanız, bir şeyi göz ardı ederseniz, toplumsal mutabakatı göz ardı ederseniz, o zaman kendi sempatizanlarının oyunu alırsınız. O halde bir siyasi hareket toplum önüne çıkarken toplumu da dikkate almak zorunda. Yani hem liyakatlı insanlar olacak, hem fikri bütünlüğü insan olacak, tutarlı insanlar olacak, hem teşkilatlar tarafından benimsenecek ama aynı zamanda da bu şahsiyetlerin mutabakata uygun olacak. Toplum tarafından da bir kabul görecek. Kabul görecek. Oy verecek. Oy vermek nedir biliyor musunuz? Temsil demokrasi olur. Beni temsil et demek. Yani kendinizin yerine ben milletvekili değilim. Seni benim yerime oraya diyorum, koyuyorum demek. Şimdi ve fikri namusunuzu emanet edeceksiniz. Vatandaş oy verdiği kişiye fikri namusunu emanet edecek. Şimdi fikri namusunuzu, çok önemlidir fikri namus. Evet. Bu fikri namusunuzu siz emanet ederken bilmediğiniz, tanımadığınız veya kanaat sahibi olmadığınız şahıslara siz fikri namusunuzu teslim eder misiniz? İki, insanların temsili siyaset yapan insanların bir hasletlerinde olması gerekir. Nedir bu? İnsana ve topluma duyarlılığının en üst düzeyde olması gerekiyor. Yani bazı insanlar vardır. Sabah işine gider, işini yapar, akşam evine gider, çoluk çocuğuyla bir huzur hayatı yaşar. Topluma fayda noktasında işte ufak tefek şeyler yapar ama bazı insanlar vardır ki öncelikli olarak insanların sorunları onu ilgilendirir. Yani üst düzeyde toplumsal duyarlılıkları vardır. Yani burada bir fakir görse, bir insanın problemi olsa kafasını çevirip gidemez. Onu çözmezse o probleme karşı bir hassasiyet, öyle bir hassasiyet, o gece uyuyamaz bu insan. İyi de başkanım, yani, çok, bakın, çok yayıyorsun ama. Bir dakika. Siyasetçinin, toplum önüne çıkacak olan siyasetçinin vatandaşlar tarafından bu hasletlerin bilinmesi gerekir. Yani vatandaş şunu diyecek, ben fikri namusumu teslim edecek kadar birikim tanıdığı, iki, şahsının, kendisinin veya çevresinin veya yaşadığı kentin veya ülkenin sorunlarına karşı duyarlı olur mu bu insan diye toplum tartar oy verirken. Bunun karşılığı evetse tereddüt etmeden o insana, o partiye, o temsil eden insanın partisine oyunu verir. Veyahut da biri kefil olacak. İşte Zafer Bey burada benim kanaatim olmasa bile işte beyefendi için
diyecek ki Zafer Bey, ya ben bu insanı tanırım. Bakın bu insan işte bizim bu hassasiyetlerimiz, fikri hassasiyetlerimize çok duyarlı insan. Parlamentoya gittiği zaman ülkenin meseleyle alakalı konularda biz ne düşünüyorsak o şekilde karar verir. Ayrıca bizim bir derdimiz, sıkıntımız, şehrimizin, kentimizin sıkıntısı olduğu zaman rahatlıkla ulaşabileceğimiz bu sorunları ve problemleri aktardığımız zaman da duyarsız kalmayıp elinden gelen tüm gayreti gösterir diye bileceği insan dediği zaman ben Zafer'e güveniyorsam Zafer'in kefaletini ona bu şekilde veririm. Şimdi sizin sorunuza geliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda bence doğru karar vermemiştir. Evet. 2011 seçim. Bence 2-2-4. Bir önceki yani dönem siyasetin eksik yapmışlar. Halkın istediği birinci kaygısı, birinci kuralı, alfabesi olan liyakat, fikri sadakat ve tutarlılık, teşkilat desteği ve toplum tarafından da toplumsal mutabakatın üzerinde olduğu şahsiyetleri milletin önüne koyma noktasında eksik yapmıştır. Evet. Gelen arkadaşlarımızın bakın. Bu bir itiraf. İtiraf değil ben yani söylüyorum. İtiraf. Şey anlamı, bu programa özgü yani biz yapalım. Kendi öz eleştirimizi yaparken nerede hata yaptık, ne oldu diye şey yaptığımız zaman topluma da soruyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne niye oy vermediniz? Niçin Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha önce verdiniz de bu seçimde vermediniz? Biz, yönetim nerede hata yaptı? Şimdi tercihler ben söyleyeceğimi mi? Söyledim. Alan alsın. Evet. Bahattin abi açık açık söyledi yani ben. Alan alsın. Yani şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bu tür hataları sadece Milliyetçi Hareket Partisi değil. Yani halk başka birinci basamağı olan bunu temsili siyasette toplumun önünde koyacağı kişilerde gerekli hassasiyeti göstermezlerse burada objektif kriterleri ortaya koymadıkları takdirde sonunda toplum tarafından cezalandırılır. Milliyetçi Hareket Partisi bu cezalandırma belki ağır kaçtı ama gerekli teveccühe mazhar olmaz. Nasıl olmaz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına gelen hadiselerden biri budur. Bu demek değildir ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin sıralamasındaki değerli arkadaşlarımızın eksikliği falan değil. Çok değerli şahsiyetler Milliyetçi Hareket Partisi'nin listelerinde olmuştur. Ama listeyle de doğru tanzim edilememiş. Doğru insan olmak. İyi insan olmak. Tabanın ve halkın istediği bir yeterli değildir. Evet. Yani Mehmet Bey, liyakatlı olabilirsiniz. Fikri şeyiniz olur ama teşkilat desteği ve toplumun mutabakatı şarttır. Evet. İktidara gitmek istiyorsanız. Milliyetçi Hareket Partisi bana göre açıklıkla, açık yürekle söylüyorum. Bunu burada değil, gerekli ortamlarda da ifade ettiğim için, gerekli ortam dediğim zaman genel merkezde de genel başkanımıza da ifade ettiğim için yapılan hatalardan bir tanesi, önemli hatalardan bir tanesidir. Başkaca hatalar da yapılmıştır. Ama sorarsanız onlara Mehmet şey Bey, yaparım. Mehmet Bey şöyle yorumluyorum ben. Evet. Çünkü benim şahsımla alakalı değil. Yani AK Parti... Bu benim şahsımla alakalı değil. Sakarya'da gerçekten AK Parti hiçbir şey yapmamış. Çünkü ben Kocaeli'ne bakıyorum. Kocaeli'ne bakarken de Sakarya'da bakıyorum. AK Parti döneminde AK Parti iktidar milletvekilleri Sakarya'ya bir şey katmadı. Burada MHP büyük şey kaçırdı. Yani bu vitrini iyi üstledi. Yani tabanın ve halkın taleplerini ön plan alıp da böyle bir vitrin koysaydı bence 3 milletvekili alırdı. CHP gibi bir parti Sakarya'da milletvekili çıkardı. Abi ne demek CHP gibi parti? Yani CHP, hayır tabanı... Abi bugün kurduğu bir parti. Basit bir parti mi zannediyorsun? İlla ki hayır ama sonuçta çalışma yok. Yani vitrin hazırlanmıyor. Yani bu soru var ama başkan izin vermiyor ki. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben şunu söyleyeyim. CHP ile alakalı şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki çok saygıdeğer bir partidir. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri olan çok değerli şahsiyetlerin siyaset yaptığı önemli bir partidir ama çalışmalar olmaz mı? Halk Partisi'nin milliyetçi, biz rakip partimiz olduğu için, partiler olduğu için tabii iyi inceleriz, analiz ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya'daki siyasal karşılığı bellidir. Cumhuriyet Nedir Halk abi? Partisi bence, benim düşünceme göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapmış olduğu hatalardan milletvekili çıkartmıştır. Bu kadar söyleyeyim. Abi bu kadar söyleyip deyip kapatıyorsun da ben şimdi sorularım var bu noktada. Buyurun sor. Şimdi temiz sordun söylemedin. Yani dedim ki bu kadar sevilen sayılan taban herkes seni seviyor. Benle alakalı ben de... bakın bir sürü arkadaşımız vardı. Ali Rıza Bey vardı Lise dışı mesela. Bir dakika abi şimdi oraya geleceğim işte. Şimdi Hamdi Bey var, Ali Rıza Bey var. Tanıdığım bir sürü şahsiyetler var. Hamdi Kılıçarslan bu teşkilatın sevdiği bir insan, saydığı bir insan. Ali Rıza Bey var, Yüksel Bey var bir sürü insanlar arkadaşlar. Sadece benle alakalı değil. Yüksel Ayanoğlu.
Evet. Sever ve sayarım her zaman. Kesinlikle. Abimdir. Doğru, güzel bir aktörüdür. Ama evet. Bir dakika bak. Bu aranın iyi bir aktörüdür Yüksel Bey'de. Bak bir şey diyeceğim ama. De. Şimdi temin de dedim. Şimdi sizi dörde koydular. Ben şimdi şuradan şunu anlıyorum. Mevcut yönetim bir hata yaptı. Yol haritasını yanlış yaptı. Hangi yönetim? Geçmiş yönetim. 2011 seçimlerinde. Yönetim derken il yönetimi. İl yönetimi tabii. İl yönetiminin bu konuda dahli yoktur onu söyleyeyim. Genel merkez ne? Genel merkez değerlendirme. İl yönetimi ben 31.12'de istifa ettim 2010'da. Hatası oldu mu yani sizden sonra sizce? Efendim? Sizce mevcut il yönetiminin sizden sonra izlediği haritada yol hatası, yol kazası oldu mu? İl yönetiminin milletvekili sıralamasında bir dahli olmadı onu o kadarını söyleyeyim. Yani dahli olmamasını da ben eleştiriyorum açıkçası. Yani doğruların yapılması noktasında genel merkezi yönlendirme noktasında herkesin gördüğünü genel merkeze aksettirmeme noktasında eksik yapmıştır. Yoksa sıralamayı o yapmamıştır onu söyleyeyim onu yönetiyor ama bir eksikliktir. Evet Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sakarya'da başarılı olması için toplumun ve tabanın beklentisinin ne olduğu noktasında gerekli adımları genel merkezlerinde atmamıştır. Bunu ben biliyorum bildiğim için söylüyorum. Yani. Peki bu bir eksikliktir. Ama sıralamanın bu şekilde olmasında il yönetiminin dahli yok. Bugüne peki abi bugüne evet, geliyorum. Bugüne, Münir Kutluata mı bu yönetimi şey yaptı Ankara'da? Yani bu yönetim, pardon yönetim diyorum özür dilerim. Listeyi. Listeyi evet. Kim yaptı abi? Nasıl oldu bu liste? Yani MHP'nin ve Sakarya halkının beklemediği bir liste. Bir bakıyorsunuz Münir Kutluata. Ben şimdi bir dakika. Şimdi liste ya, şeyinde listeyi, liste listeyi, şeyinde abi var. Liste sıralamasında isimler hava dur. Milletvekilimiz hakkında şimdi böyle ileri geri konuşmayalım da. Abi ama şunu söyleyeyim ben size. Ama şimdi ortada bir liste var. Yani kimsenin benimsemediği bir liste var. Hüseyin, kim yaptı geldi, bu listeyi? Tam şahsi seçimi. Bu listeyi kim yaptı? Partisi genel merkezi yapmıştır. Ya, abi kim yapacak bu listeyi? Yani abi, genel merkezden. Genel merkezden bu genel merkezde ne olur böyle? Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi de bir yapı, bir yönetim yapısı var. Yani bizim bulunduğumuz zaviyeden baktığımız zaman gördüğümüz doğruları Ankara'dan bakıldığı zaman farklı görülmüş demek ki. Bu kadar. Onlar da partinin yani, aleyhine bir şey yapmak yok. Yani, bilgiler değişik bilgiler gelir. Bu bilgiler demek ki sıhhatli bilgiler değil mi? Sağlıklı diye diyor. Diyor. Tamam. Ya, yoksa genel merkezi tamam, bir kastım bugüne gel. Sakarya. Zafer. Böyle bir listeyi gönderirsek biz maksimum oy alırız düşünmüşler. Genel merkezi diğer altı oldu o zaman. Öyle oldu. Yani. Bir şey var. Yani bir kasıt olduğunu falan söylemiyorum. Burada herkesin atladığı bir şey var. Şimdi MHP'li baş şeyi konuşuyoruz. Milletvekili konuşuyoruz. Çok konuşuyoruz. Sakarya konuşacağız abi. Neden konuşacağız? Ya başka bir numara girelim. Abi iki tane muhalefet milletvekili var. Geçen iki hafta önce Zeki Toçoğlu buraya geldi. Bir laf yaptı, güzel bir yaptı. İktidar her yerde var. Bize muhalefet lazım diye ünlü bir adam demiş. Ben bilmiyorum kim demiş. Şimdi şunu diyeceğim. İktidar her yerde var. Bize muhalefet lazım. Şimdi benim bir tane Münir Kutlu Atam var. Bir tane de Engin Özkoçum var. Münir Kutluat'a bakıyorum bu kente gelmiyor. Geçen toplantı yaptı yüzüne söylediğim için çok rahat. Yazdığım için de çok rahat söylüyorum. Ya Münir Kutluat'a bu kente gelmiyor. Hüseyin. Bu kentin ya bir dakika. Bu kentin sorunlarına ilgilenmiyor. Yok, bu kente ilgilenmiyor. Ben şimdi diyorum ki bu kent sorunlarına ilgilenmiyorum. Bana gitti Karasu'dan örnek veriyor. Karasu kim? MHP'li belediye başkanı. Bir de gitti bana Pamukova'dan verdi. Pamukova'daki de belediye. Ya bir yerde bulunmak veyahut da ilgileniyormuş gibi gözükmek muhalefet yapmak mıdır? Gerektiği zaman gerektiği müdahaleleri yapmış. Çatısı altında nerede yapmıştı? Devlet çatısı altında yapmış? Da bu yapılır.
kere 2 4 dediği gibi Yenikent'in ilçe yapılması gerekiyor deniyor değil mi? Bir tek Sakarya milletvekili Münir Kutlu hatta bunun gerçekleşmesine kadar parlamentoya önerge vermiş. Hiç de gereksiz. Hiç gereksiz. Tam o ilçe başka ilçeler bulur kemer. Orası tamamen bak, tamamen. Arkadaş yurt dışında olmadığı zaman da gelmiyor ki. Erhan Aslan Cebeci bu kentle ilgilenmedi ki. Şimdi aynısı Münir Kutlu'da. Ya genel başkanımızın görevi çok. Ya bana ne ben Sakaryalı olan. Ama ben milletvekiliyim de haklıcım. De bir milletvekiliniz şöyle böyle ben buna müsaade etmem. Bir kere bir. Onu diyorum. İki. Başkanım hakaret etmiyorum. Kötü bir şey demiyorum. Ben İki. Fikrimi söylüyorum. Söyleyemeyeceğim mi? Hayır ben de söyleyeyim ki neler yaptığını anlatayım o zaman. Ha, müsaade etmem diyor evet, ya. Ben söylüyorum. Fikrimi söylüyorum. Bakın. Sakarya'da 2009 yerel seçimleri öncesi ilçelerin gündemindeydi değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni ilçe kurmuşları vardı. Evet. Tamam mı? Milletvekili komisyonlarda gerekli çalışmayı yapmış ve yeni kentin İlçe olması için tam da zamanı, tam o zaman çıkacağı zaman. O zaman bununla ilgili gitmiş, önergesini vermiş. Zaten bir yanlış diyor. Bir dakika. Cumhuriyet sana bile yanlış bak, ya Hüseyin. Bu etkin muhalefet değil mi bu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili ne zaman verdi? Geçen gün yeni kentin verdi. Yani laf ola beri gelen. O zaten hep laf olacağı. Bakın, laf ola... Yani çıkmazken... Önerge vermiş. Hiç yani laf olsun. Ya o şu olmaz. Muhalefet... Şimdi yapmayın haksızlık yapıyorsunuz. Abi bak muhalefet milletvekilini konuşuyorum. Ne yap? Ya yeni kez. Ya ben bir tane... Ben de yok abi beğenmiyorum. Olur mu canım bak, ya? Bak keşke sen milletvekili olsaydın. Sen şimdi vallahi olsaydın ya. Biliyorsun Ulaştırma Bakanlığı müsteşarıydı. O vagon fabrikasının yaşamasında en büyük emekler olan bir tanesidir. Ve onun bir yerlere peşkeş çekilmesinin de en sert muhalefeti, en ciddi muhalefetleri yapmıştır. Mehmet Göktürk. Ya Mehmet Göktürk genel müdürdü kardeşim. Müsteşardı diyorum. Münir Kutlu Hatta o zaman. Bakanlık Ulaştırma Bakanlığı'nın müsteşarıydı. Yani Ulaştırma Bakanlığı müsteşarıydı kardeşim. O gün eğer bu vagon fabrikası yaşıyorsa Mehmet Göktürk tabii uygulayıcı olmuştur ama o kararı veren o özellikleri de Münir Kutlu Hatta'dır. Şimdi bu cümleyi kursam bakın, ayıp olacak bir dakika, kurmuyor. Bu vagon fabrikasının içine yerleştirilen bir şey var. Yapı var biliyorsun. Bu yapıyla alakalı endişelerini bu yapının değişmesiyle alakalı endişelerini, vagon fabrikasıyla alakalı bir sürü teklifleri olmuştur. Şeker fabrikasıyla alakalı Sakarya'nın kanal konu. Sana bir anekdot anlatayım mı abi? Şeker fabrikasıyla alakalı. Şuraya saçla ilgili bir anekdot anlatayım sana. Ben NTV haber yaptım. Bak Mehmet Göktürk. Bak Mehmet Göktürk de eyvallah ağzımı açmam. Neden? Ben NTV muhabiriyim. Gittim oraya. Orada işçiler Mehmet Göktürk'le beraber birebir çalıştılar. NTV haber ya yaptım. Bakan geldi. Mehmet Göktürk benim arkadaşım. Bak bak nereye geleceğim? Müsteşardı Polat. Ben haber yaptım. Bak Mehmet Göktürk'ün başarısını haber yaptım. Bakan geldi ne diyor biliyor musun? Nasıl geldi bakan? İki gün sonra geldi. Ya dedi NTV'de ben bu haberi seyrettim dedi. Seni tebrik ederim genel müdür dedi. Burada şunu yaptım bunu yaptım. Şimdi sen de bana anlatıyorsun. Müsteşardı şunu yaptı bunu yaptı. Ya bakan geldi burada. Ben dedi bu haberi seyrettim. Senin dedi işçilerle beraber yat kalk burada. İşçiler para da almadılar. Mesai ücreti almadılar. Fabrikayı kendi elleriyle yaptılar. Şimdi sen bana tüve saçtın Mehmet Göktürk'te eyvallah. Ben yaşadım bunları biliyorum. Ama diyor ki ama ben bakan ne diyor biliyor musun? Benim müsteşarım demedi böyle böyle. Ama müsteşar arkadaşlar... Böyle... Şey... Bakın
burada kapanmayacak, yaşayacak. O siyasi iradenin verdiği kararı Mehmet Göktürk fevkalade iyi uygulamıştır. 10 numara. Oradaki çalışmalar. 10 numara. Yani bu siyasi... Neyse. Ben sana neyse. Şeyi sorayım. Buyur. Başka bir şey istiyorum. Gelin. Şeye gelin. Muhalefetini soruyorum. Ondan sonra zafere bırakacağım topu zaten. Şimdi bir Serdol ilçe başkanı var. Ahmet Gazıcıoğlu. Doğru mu? Doğrudur Ahmet. Bununla ilgili bir sorunuz var mı? Yani görevden alınacak deniyor. Yönetimle ilgili sorunları var deniyor. Böyle bir sorun var mı yok mu başkanım? Peki cevap vereyim. Ben çünkü bir gazetede okudum bunu. Ahmet Gazıcıoğlu kardeşime ben il başkanlığını bırakırken benim atadığım il başkanı, ilçe başkanıdır. İlk atamayla gelmiştir. Ve ben atadım. Yani herhalde sevmediğim, başaramayacağını düşündüğüm bir kişiyi ben gidip ilçe başkanı atamazdım. Evet. Sizin ekip arkadaşınız demek ki sonuçta. Ahmet Kazıcıoğlu ile il başkanı arasında bir sorun olmaz. O bizim evladımız bir kere bir. İki, kongrede kongreyi kazanmıştır. Seçilmiş bir ilçe başkanıdır. Evet. Şimdi benim üslup olarak seçilmiş bir ilçe başkanıyla uğraşmak gibi bir siyasi terbiyem yok. Oradaki delegasyon bir ilçe başkanını seçmişse bizim yapacağımız eğer tüzüğe, partinin tüzüğüne, partinin şeyine aykırı bir hareket etmedikten sonra o arkadaşımızla birlikte çalışmaktır. Evet ben de duyuyorum. İle gelen herhangi bir şey yok. Hayır, gazeteyi okudum ben. Hayır, yok ile gelen herhangi bir şey yok ama ben de açıkçası oradaki bazı teşkilat içinde bazı huzursuzlukların olduğunu biliyorum. Söylenen bazı istifaların olduğu şeklinde şey yapıyor. Ahmet'le de ben görüştüm zaten. Zannedersem bu akşam yönetim kurulunu toplu. Ben topla yavrum yönetim kurulunu dedim. Arkadaşlarla bir istişare et bakayım neymiş sıkıntılar falan. Kendi içinizde bu sorunları halledin ve yolunuza devam edin diye kendisine tavsiyede bulundum. Zannedersem bu akşam yönetim kurulu toplantısını arkadaşımız yapacak. Oradaki neticeye göre de ben bir şey söyleyebilirim. Çünkü teşkilattaki arkadaşların yönetimiyle alakalı benim bir tasarrufta bulunmam uygun olmazdır. İnşallah yeniden teşkilat içinde, yönetim içinde olan bazı problemleri başkan yönetimde oturarak halleder ve görevlerine devam ederler. Benim temennim. Ben de uzaktan izliyorum. Yani başarılı benim bir arkadaş gazetede okuyunca şaşırdım dedim. Allah Allah dedim. Yok, olabilir yani teşkilatlar ancak aileler gibi. Bir de son zamanlarda başkanım gene gazetelerde görüyorum. Metin Ökten Zeki Topçuoğlu yakınlaşması diye böyle bazı gazeteciler bir şeyler yazıyorlar. Ya ben buna pek anlam veremiyorum işte. Bu nedir başkanım? Yani bunun nedir bu? İşte yumuşuyor mu? Bazı topu taça atıyorlar diyeyim ben size. Bazı arkadaşların bazı pek de tasvip etmem görüşleri var ama nedir bu? Var mı böyle bir şey? Nedir yani? Böyle bir şey olacağını ihtimal vermiyorum da sizin ağzından duymak istiyorum. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz, aynı zamanda Alapsarı Belediye Meclis Üyemiz, eski ilçe başkanımız. Gayet başarılı çalışmalar yapıyor. Ben sen beni tanımıyorsun burada. Bu tip şeyleri konuşmam ben. Ben sorarım başkanım. Sen sordun. Ben de sana şey var. Peki yani başkanım. Ben şimdi ne konuşayım? Metin Ökten'in sana şimdi ne diyeceğim yani ben sana? Metin Ökten benim başkanım. Belediye meclis üyem. Başarılı çalışmalar yapıyor. Hayır yani Zeki yani Bey'le mesai arkadaşı sonuçta. Zeki Toçoğlu'nun mesai arkadaşı. Başkanım bu yani. Şeyde bunlar yazılıyor, çiziliyor. Halk bunu saçak altında konuşuyor. Sizin burada konuşmanız bir şey yok ki bunda. Ben size soruyorum gazeteci olarak. Böyle bir şey yok dersiniz olur biter ama. Ne olacak ya ne olabilir? Ne bileyim ben adamlar yazıyorlar şakır şakır. Yazsın dursun ya. Yakınlaşmadan mesai arkadaşı olamaz mı? Metin Ökten. Onlar ikisi mesai arkadaşı. Aynı çatı altında bir görev yapıyorlar ama. Arkadaşım. Hüseyin. Bir saniye. Ben anlayamıyorum. Bakın. Ben bazen senin sorularını yazıyor. Anlam veremiyorum. Ya bakın. Oktay adam yazıyor diyor ki Metin Ökten'le diyor Zeki Toçoğlu yakınlaşması var. Yani bir transfer mi olacak? Mantıken bunu mu soruyorsun? Olmaz böyle bir şey. Ben bunun mu cevabını vermemi istiyorsun? Yani, saçma sapan şey bu. Ne diyeyim? Tamam peki, başkanım saçma başkanım. Sapan der bir kitap var. Saçma sapan. Buyur Zafer. Yani Metin Ökten niye yani bakın ben bütün belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, il genel meclis üyesi arkadaşlarıma hepsini topladım. Yani görevlere başlarken bir şey söyledim. Siz milletimizin oyuyla burada bir kamu hizmeti yapacaksınız. Yani orada bir iktidar partisinin belediye meclisi var, belediye başkanı var. İşte rakip partilerin belediye meclis üyeleri var. Şimdi bu saatten sonra yapacağınız belediye başkanlarının ve meclis olarak hepinizin yapacağı
Sakarya'nın hayrına çalış, hayrına olacak çalışmalarda destekçi olur. Yani bu manada eğer arkadaşlarımız mevcut yönetimlere Sakarya'nın menfaat doğrultusunda bir yerde destek veriyorsa bunu yakınlaşma olarak algılamayın bir. Eğer bir problem varsa Sakarya'yla Sakarya'daki vatandaşlarımızın bir problemi varsa bunu da belediye meclislerinde bulduğunuz komisyonlara yansıtın. Eğer bir yanlış varsa da en keskin muhalefeti yapın. Arkadaşlarımız da yapmış olduğu budur. Eğer yakınlaşma olarak kavga edin, yani Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne siz ne yumruk yumruğa kavga etmesin istiyorsunuz? Ben bir şey söyleyeyim yok. Abi yazıları söyleyeyim. Yakında olacaklar. Sakarya'nın hayrına fikirleri de alışveriş. Yani zaten aynı çatı altında mesai biriktirdikleri söz konusu. Böyle bir kavga falan istemiyor anlamıyor musunuz? 2012'de ben Zeki Toçoğlu'nun çalışmasını beğeniyorum abi. Sen nasıl bakıyorsun? Büyükşehir'e şu anda nasıl bakıyorsun? Ben 2012'de bak 2011 onu falan karıştırmıyorum. Ne diyorsun? Ne demek? Abi bir şey demeni istemiyorum. Çok merak ederim. Ama ya beğeniyor musun? Beğeniyor mu? Beğenmiyor mu? Veya neresini beğenmiyorsun? Bak şimdi bak. Ya Cumali. Nerede doğru yapıyor? Cumali. İki tane ilk programa Zeki Toçoğlu geldi. Sonra Ecevit Keleş geldi. Evet. Mehmet Erdoğan geldi. Evet. Hiç Zeki Toçoğlu'na Mehmet Erdoğan sordu. Ecevit Keleş'e sorduğu soruları sormadı. Abi sordurmadınız ki tabii, tuttunuz. Zeki Bey'le alakalı düşüneme ifade edeyim. Hayır tuttunuz yani. Çok, beni çok aman Zeki konu başkanım, konu. Hüseyin. Müsaade taraf yayın gibi oldun yani. Abicim bir şey sordum yani. Bir şey arkadaş, ya beğenmiyor mu beğenmiyor mu? Sordu istedersin. Doğru sordu. Hüseyin iki bölümde konuşuyoruz Hüseyin ama. Sıkıntı bunlarda. Hüseyin iki bölüm o zaman çıkalım sen. Yok ben Hüseyin'den memnunum. Hüseyin gayet güzel sorular soruyor. Abi şunu sordum ya. Sen memnunum. Bu program moderatörü benim. Ya Milliyetçi Hareket Partisi. Çok doğal. Sakarya İl Başkanı bir şey soruyor. Diyorum ki Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor mu beğenmiyor mu? Hüseyin abi kabul ediyorum bir şey demedim. Beğenmiyorum kardeşim. Tamam. Aldın mı cevabı? Neden beğenmiyorum başkanım? Şimdi neyi beğenmiyorum? Şimdi Zeki Toçoğlu'nun benimle bir kitabı saklıyorum. Öyle yapalım. Böyle Cumali işte, soruyor. Çok önemli, çok önemli. Şu kadar bir herhalde 30-40 sayfa bilgisayardan çıkma projeler var herhalde. 30-54 proje mi? Öyle bir projesi şey değil mi? Evet. Böyle güzel kuşa kağıtlara basılmış. Şimdi onların ben çetelesini tutuyorum. Şu ana kadar o vaat ettiklerinden yapmış olduğu çok fazla bir şey yok. Şimdi bunları gününüz vakti geldiği zaman onu ama kaç görevde olduğu süre için. Tek hesabını soracağız burada. Sakarya'nın 16 Büyükşehir Belediye içinde değil mi Sakarya? Evet 16. 16. Sakarya Zeki Bey'in geldi herhalde 2,5 sene falan oluyor değil mi? 3 sene 2009'da mi? Geldi. 2009. 2009'da geldi. 3 yıl içinde Sakarya'nın kat ettiği merhaleyi yani vatandaşlarımız da izliyor. Evet. Biz de izliyoruz. Hayırlı çalışmalarına destek veriyoruz diyorum. Ama Sakarya'yı hak ettiği yere getirmek şöyle dursun, daha da geri götürür Zeki Bey. Nasıl geri götürür? Hangi anlamda daha... başkanım açar mısın? Hangi anlamda? Mesela ben 2012'de Zeki Toçoğlu'ndan memnunum. 2011-19 saymıyorum. Ama 2012'de o da kızıyor gerçi bana diyor ki ben 11'de çalışıyorum. Ya çalışmışsındır ama ben 2012'de beğeniyorum. Hangi anlamda başkanım? Beğenmiyorsun. Geri gittik biz. Tabii içeriden bakmamak lazım. Bir de dışarı çıkıp da Sakarya'ya bakmak lazım. Yani diğer illeri şöyle bir dışarı çıktığı zaman, içeriden baktığınız zaman objektif olamazsınız. Şöyle bir dışarı çıkıp Sakarya'yı baktığınız zaman, Türkiye'de vatandaşlarımızın, çünkü biz iş yapıyoruz, her tarafta gidip geliyoruz. Sakarya'yla alakalı kanaatlerini soruyoruz. Sakarya'ya mesela son 3 yıl içinde gelen istihdam yaratacak belediye tarafından teşvik edilmiş bu tip projeler var. Hiç var mı böyle bir örnek gösterebilir misin? Cumali Kocaeli'ye gitmesi lazım. Var mı? Kocaeli Sakarya'da sana söyleyeceğim onu. Sakarya'da bu Büyükşehir Belediyesi değil mi? Adapazarı evet. Belediyesi değil. Şöyle merkeze pergeli koy. Şöyle 3 kilometre bir çap çiz. Onun dışında göstermelik çalışmalardan başka mesela Sapancı'da yaşıyoruz değil mi? Bizsin ben şu an evet. Sapancı'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu siz de burada yaşıyorsunuz. Yani bir tane kazma yok. Deyin ki Büyükşehir Belediye Başkanı bir tane kazma yok. Sapancı'yla alakalı şunu yaptı. Bir tane kazma yok. Sakarya'ya konuştu. Sapancı konuştu. Sapancı'yla ilgili diyor. İbrahim çalışıyor dedi o zaman. Ne yaptığını bana bir söyleyin. Ben burada 40 yıllar Sapancı ben burada yaşıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde buradaki vatandaşlara verdi. Hiçbir şey yapmadı belediye başkan. Hiçbir şey iyi bir şey yok mudur? Yani kardeşim. Yani 5 sene görev yap seni de belediye başkanı yapsa muhakkak ki elinde bir bütçe var bir şeyler yapacaksın. Yapacaksın, bozacaksın, yıkacaksın, yıktırı bir daha yapacaksın. Yani yapmak üzere. Altyapı önemli yatırımlar yapıyor. Mesela, beğenmiyor musun? Mesela. Mesela 4. ishalatı yazlık var. Bunlar trilyonluk, 17 trilyon. Ne?
Nerede? 17 trilyon. Nerede? Yazlığın komple altyapısını yapıyorlar mesela bak. Altyapı deyip geçme. Karaman'a su götürüyorlar. Bunların zaten alta yaptığı için gözükmüyor yoksa galiba. Yoksa basit mi geliyor? Ya değerli kardeşim bakın bir belediye zaten seni de belediye başkanı yapsam bozulan yolu yapacaksın. Susuz yere su götüreceksin. Yani onlar da yapmasın. Bir de o su var ya. Asfaltı yapacaksın. Sizin kalma hediye onlara biliyorsun değil mi başkanım? Deprem yani, zamanı yazlığa kadar getirdi de koalisyon hükümeti. Tamam. Orada boruyu bırakmışlar. Tamam yani. Orada boruyu bırakmışlar. Bana şimdi yeni kentle alakalı. Oradan öteye. Bırakın Adapazarı Belediye Başkanlığı'nı da hadi söyleyelim. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın. Ya neyini gördünüz yani yeni kentte bizim bıraktığımız ya yerden? Bugüne kadar ne gördünüz yani? Ya senin beğenmediğin bir de götürmeseydi suyu yani. Susuz mu bırakacaktı buradaki ya su var çıkmıyor. Götürseyim yapmayın. Siz götürmüşsünüz. Yani belediyeciliği sadece altyapı hizmeti olarak görmeyin. Onu da yapmıyorlar. Peki ya. Peki başkan nasıl belediye yani, başkanı bekliyorsunuz? Büyükşehir bekliyorsunuz? Nasıl bir büyükşehir? Nasıl büyükşehir bekliyorsunuz? Yani sizin büyükşehir nasıl olmalı sizce? Beklentiniz nedir? Mesela ben Karasu'ya gittim. Ottan çöpten geçmiyor yollar. Şimdi size bakın. Karasu var yani. Ben Karasu'dan bir büyükşehir belediyesinin bir Sakarya ile alakalı bir belli. Misyonu olur. Yani bu Sakarya'nın bir kimliği olması lazım. Bir kent kimliği. Sakarya'nın bir kent kimliği var mı sizce? Yani Kayseri dediğim zaman bir şeyler aklınıza gelir misin? Mobilya gelir. Gelir. Deniz dediğim zaman gelir mi? Gelir. Eskişehir dediğim zaman gelir. Yani bir şeyler gelir aklınıza. Özellikler şu şu şu. Bir kimlik gelir değil mi? Sakarya denince ne gelir Allah aşkına? Bana bir söyleyin. Başkanım, tabak. O marka yani, gitti. Bir dakika. O marka kent. Başkanım. Marka kent bir saniye. Bir saniye. Mehmet Bey. Bir saniye şunu bitireyim. Ben açıklama yapayım. Bitireyim. Ben dinliyorum. Şimdi bak burada Sakarya'da şeyde Sapancı'dayız değil mi? Allah. Bu coğrafya yani bizim bulunduğumuz ile her şeyi bahşetmiş. Denizi var, gölü var, dağı var, yeşili var. Yaylası var. Yani yaylası var. Yani her şey var. Her şey Allah tarafından. Tabiat vermiş. Şimdi dışarıdan bir misafir çağırsanız, birileri gelse Allah'ın bahşettiği bu nimetleri görür. Allah'a şükreder. Ya ne güzelmiş Sakarya'nın dağları, gölü, denizi. İşte. İnsanları der. Değil mi? Bir hatıra fotoğrafı çekmeye kalksa göl manzaralı çektirir. Veya dağı arkasına alır. Değil mi? Yani bir hatıra olsun. Ben de Sakarya'ya gittim. Bak şöyle bir yerde fotoğrafları ve anısına koysa. Kulun yaptığı neyin, neyi silüet yaparak Sakarya'da bir fotoğraf verir? Başkanım, bana bir söyle. Seninle aynı fikirdeyim. Bak Sakarya yani. Marka şehir olması başka. Sakarya. Şimdi, ama siz komple topu yani, taçı atıyorsunuz başka. Diyorsunuz ki hiçbir şey yok geri gidiyor büyükşehir. O kadar şimdi, da değil başkanım. Şimdi 3 hafta önce ya, cuma. Kent o kadar da değil. Vizyon olarak geri gidiyor kardeşim. O bu kent değil başkanım olarak ya. Geri gidiyor. Mehmet Bey 3 hafta önce. Yani Sakarya'ya ya, Allah'ın bahşettiği nimetler dışında bir sermayeyi çekecek veyahut da iç turizmi canlandıracak bir cazibe merkez haline Sakarya'ya getirmekle ilgili herhalde Büyükşehir'in bu görevi olsa gerek böyle bir şey değil mi? Böyle bir görevi İstihdam yaratmak Büyükşehir'in görevi değildir diye biliyorum ben. Yani İstihdam yaratmak bak. Yardımcı olabilir ama yaratmak başka bir şey. İstihdam ortamını, yatırım ortamını yaratmak başka bir şey. Yatırımcıyı çekmek tabii başka bir şey. İzmit'te yarışıyor. Ben sadece bir şey söyleyeceğim. Sadece Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 2009 ya da 10 bütçesi 6,5 trilyondu İzmit'in. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız 3 hafta önce buraya şimdi geldi. Şimdi bizim Büyükşehir ki, Belediyesi'nin bir yaptığı şey bir tek şey var. Orhan Camii'nin etrafının rekreasyon alanlarının yapılması. Beğendin mi? Ya Allah. Beğenen beri gelsin. Ben beğeniyorum. O direklerdeki maviler hariç. Ya kardeşim. Onları anlam yani, veremedim abi. Onları yani şimdi koskoca şey Büyükşehir onlara. Belediyesi'nin herhalde 4 sene sonra, 2-1 sene sonra, 1 sene seçim yapılacak değil mi? Ben merak ediyorum yani Büyükşehir Belediye Başkanı icraat olarak bunu şey yaparsa. Sen mi yapacakmış? Herhalde. Sen yuh derim. Mehmet Bey şunu söyledi Büyükşehir Belediye Başkanımız. Yani bir gar meydanı bir orası. Ama Sayın gar meydanı bu mudur Büyükşehir? Sayın Başkan gar meydanı güzel oluyor ama. Sayın Başkan gar meydanı gördünüz son halini. Zaten ya olsa ne olur iyi olsa ne olur kötü olsa ne olur. Yani şöyle bir şey var ama Adapazarı'na ilk trende gelen önceden ki görüntüyü biliyorsunuz peki, yani. Abi. Ya bu kadar küçük niye bir şey düşünüyor yani düşünüyor. Peki Sayın şey Erdoğan güzel. Ya bu kadar küçük mü ya? Dardan inen adam bir yeşil. Ya güzel bir şey olur ama Adapazarı ilk izlenim. İlk izlenim. Bu halk bak niye kardeşim, o zaman nerede yaşıyoruz? Sapancı'da yaşıyoruz değil mi? Doğrudur. Sapancı'da yaşıyoruz. Basit bir soru. Şimdi 15 milyonluk bir şehir var. İstanbul'da. İstanbul evet. Hemen yanı başımızda 1,5 milyon 2 milyonluk işte Kocaeli. Şey var. Kocaeli var. İşte 4-500 bin nüfusu da Düzce var. Sapanca'da dağıyla, gölüyle herhalde dünya harikası bir yer değil mi?
Ben burada yaşamaktan çok mutluyum. Sakarya'da, Sakaryalılar da böyle bir doğaya, böyle bir güzele sahip oluyor. Çok mutlu değil mi? Bu mutluluğa, bu 15 milyonu da ortak edecek Sakarya'da, Sapanca'da bir şeyler yapılamaz mı? Yani burada bir nimet var. Binlerce dönüm arazi sit alanı olarak, atı olarak duruyor. Ve bu insanları bir saatlik, bir buçuk saatlik mesafe değil mi? Buraya çekecek. İnsanların sadece çalışma ihtiyaçları yok. Yani bunları ne yapacak? Dinleneceği. Dinlenecek, sosyal hayat, kültür hayat, sanat. Bununla alakalı eğlencesi var. Burada bir şey var mı? Bir vizyon koyabilmişler mi? Başta Sapanca'nın, hadi içi diyelim ki yapılaşma olmuş. Oradan başta Kutköy'e kadar, koskoca bir sahil var. Ve tabiat güzelliği var. Şimdi bu bölgede çok önemli insanların gelip çok nezih bir şekilde dinlenebileceği bir ortam var mı? Kültürel faaliyet var mı? Diyelim ki şurada Kırkpınar Sanat Akşamları diye bir program. Şimdi bu ay yapılıyor galiba değil mi? Var, bir akşamları da yapılıyor. Orada zaten Belgrad Flormani Orkestrası orada konser verdi arkadaş. Ve tıklım tıklımdı. Demek ki insanlara bir şey getirince onlar geliyor. Geliyor. Şimdi bakın Karasu'da ne vardı? Hadise geldi. Kaç bin kişi vardı? 5000 kişi izlemiş. 5000 kişi. Ajansı. Neyse daha fazla. Yani daha burada ben gözlerimle gördüm daha fazla. Yapsanız, Türkiye'nin sanat dünyasını buraya getirseniz, kültürel faaliyetleri burada yapsanız, 15 milyonluk şehrin, burada iki tane 5 yıldız otel var. Ben inanıyorum şu Sapanca bölgesi, tabii daha diğer bölgelerde en az 8-10 tane 5 yıldız otelleri kaldırın. Kongre turizmini buraya getirseniz, buradaki insanlara istihdam yaratsanız, buradaki yani kültürel hayatı geliştirseniz olmaz mı yani? Bu bölgede İzmit, Adapazarı bir sürü insan yaşıyor. Bir sağlık kompleksi, özel sağlık komplekslerinin buraya getirilmesiyle alakalı. Bu tabiat, bu doğa, bu oksijenler de var. Güzel anlatıyorsun. Yani doğal rehabilitasyon yeri değil mi? Yuvarlı. Bunu tıpla, tıbbi şeyler destekleseniz. Burada değişik, yani buraya çok, çok önemli sağlık kuruluşları var, özel sektörü. Bunları buraya getirebilecek cazibe merkezleri yapsanız. İşte 5 yıldızlı otel yapan insanlara buraya yatırım yapabilecek teşvikleri verseniz. Apartlı butik otelciliği burada geliştirseniz. Bakın burada kar tepe var değil mi? Buradan 15 dakikaya çıkıyor. İnsanlar burada böyle sosyal tesisler, burada yaşarlar. Kayak yapmak da orada bir tane otel var değil mi? Evet. Burada böyle sosyal imkanlar olsa insanlar gelir burada evlerine yaparlar. Sabahleyin arabalarına gidip kayağını yapalım. Yani peki neden bunlar? Peki abi 2009 yıl başkanı kimdi? Var. 2009 yıl başkanı kimdi? Seçimlerde. Sen miydin? Ben. Peki 2009'da herhalde bunları ilk defa burada anlatmıyorum. Bunu halka da anlattın. Bir dakika bir yere geleceğim. Evet. 2009 yılında il başkanıydın. Bunu ilk defa burada anlatmıyorsun. O zaman da halka da anlattın. Kaldı ki yani AK Parti daha önce işte Fazilet, Saadet Partisi işte onların bir şeyi. Ben bir tek burayla alakalı şunu, örnek göstereyim. Şunu yani söyleyeyim. Özel okullar var bakın. Bir dakika abi sorma çakar ama başkanım. Bir soru sorayım ama. Neden o zaman büyükşehir alamadınız? Hani güzel anlatıyorsun da. Yani kardeşim, adamlar bir geldi o gün bugün bırakmıyorlar. Neden? Ya bak genel bak milletvekillerini geç. İktidarı geç. Yerel seçimlerde insanlar biraz da adaya oy verirler. İşte sen tanıdıksındır, işte Enver abi mesela, herkes tanır Enver abi ya da pazarında. Neden büyükşehir alamadınız abi? Bir geldiler bırakmıyorlar büyükşehiri, belediyeleri. Şimdi bunu bana bir anlatır mısın abi? Bakın, bu düz bir soru. Düz adamım çünkü. Söyleyeyim. Bizim büyükşehir yani belediye seçimlerine girerken oyumuz %11,5. Şimdi %11,5'luk bir partiden büyükşehir belediye başkanı çıkartmaya çalışıyoruz. Bak, işimizin öyle kolay iş değil. Ancak %37,5'a geliyor. Yani bak kabuller, algılar, Türkiye'deki genel konjonktür. Yani %37,5 aldık, AKP'de %5 seçime geldi. Peki bu sene büyükşehir alır mısınız? Efendim? Bu sene büyükşehir alır mısınız? Ben alacağımıza inanıyorum. Büyükşehir. 18 yıldan beri bir zihniyet Sakarya'yı yapıyor arkadaşlar. Vizyonsuz. Sakarya'yı daha modern, çağdaş, yaşanabilir bir kentti burası. 18 sene evvel. Şu an değil mi? Bence değil. Ben de şunu anlayabiliyorum. Bu millet nasıl oy veriyor? Olmaz ki arkadaş. Abi vizyonsuz bence diyorsun değil. Ya başkanım. Ama şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı buraya geldiğinde şunu demişti Mehmet Bey. Daha bir şey söyleyeceğim önce. Şu az evvel söyleyecektim söyleyemedim. Az önce illerden örnekler verdiniz. Dediniz ki işte efendim Kayseri'ye gidiyorsunuz şöyle güzel, Eskişehir'e gidiyorsunuz böyle güzel. Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle bir handikaptan bahsetti. Arkadaşlar
30 yılda bir yeniden yapmak zorunda kalıyor bu şehir. Coğrafi anlamda ciddi bir deprem riski var bu şehirde. 30 yılda bir yenilenmek durumunda bu şehir. Yani yapılanlar yıkılıyor bir yandan. Böyle de bir hani yetiştirmeye çalışıyorum demiştim. Bu da bir gerçek. Bunu kabul etmek gerekmiyor. Yok ben onu derdim. Ona da ben şey yapmıyorum abi. Yani kendi ifadesi. O da başka bir şey. Kendi ben ifadesi. Şunu merak ediyorum. Sen geç onu. Başkanım güzel anlatıyorsun. Hoş anlatıyorsun da. Yani adamlar diyorsun ya 18 yıldan beri geldiler. Aldılar gidiyorlar. Ya evet. Niye bunu MHP veya CHP alamıyor? Sorun ne? Halka kendinizi tam mı anlatamıyorsunuz? Ya da insanları ya sandığa gidiyorsun tık oyunu atıyorsun. Şimdi vatandaşın, başına dikilmiyor kimse bakın, benim. Vatandaşın oy verme kriterleri özellikle AKP'den hatta Refah Partisi dönemine gelebiliriz. Oy verme kriterleri bireysel olarak direkt kendini etkileyen konulardan ziyade toplumsal ve ülkenin yönetim sorunları, rejim sorunları gibi başka alanlara kaydı. Yani bir vatandaş oyun verirken yani kendi iş aşı, yeterli çevresi, efendime söyleyeyim sosyal problemleri, ekonomik problemleri, kültürel problemleri, eğitim problemleri gibi sorunları önceleyerek oy vermesi gerekirken vatandaşın eskiden böyle değil. Şimdi AKP farklı dinamikleri devreye koyarak vatandaşın oy verme kriterlerini farklı sahiplerle oy vermesini sağlama başarısını gösterdi. Ben katılmıyorum. Sen katılmıyorum. Ben katılmıyorum. Yani oraya yani, geliyor insan istediği partiye oyunu atıyor. Evet atıyor. Yani. Ama ben bizim de eksiğimiz şu. AKP ne yaparsa yapsın gündemi değiştirerek toplumun ve milletin gerçek gündemi dışındaki gündemlerle işte 2007'de 367 kararıyla gittik. 2011'de One Minute'le gittik. Bunun gibi değişik gündemlerle seçim sattım haline giriyor. Biz de muhalefet olarak toplumun gerçek gündemini bir türlü, bunu da özel işler olarak söyleyebilirim, bir türlü gerçek gündemini göz önüne alarak oy vermesini temin etme noktasında yetersiz kalıyoruz. Şöyle ki, şöyle izah edeyim. Ama bunu bitirmeme müsaade edin. Tamam. Şimdi eskiden yani katılımcı demokrasi dediğimiz kavram ortaya çıkmadan evvel siyasi partilerin muhalifleri siyasi partilerdi. Yani siyasi parti, muhalefet siyasi partileri çok etkindi. Çıkıyorlardı, efendim biri şapkasını, Demirel alırdı şapkasını, çıkardı muhalefet. Yani partiler muhalefet yapıyordu, etkin şekilde. Ama katılımcı demokrasi dediğimiz şey, ortaya soğuk savaştan sonra, çıktıktan sonra iki faktör devreye girdi. Yani siyasi partiler dışında kamuoyunu yönlendiren, toplumun sinirlerine dokunabilecek iki faktör de ortaya çıktı. Bir tanesi yazılı ve görsel basın, öbürü de sivil toplumları. Şimdi eğer bir ülkede yazılı ve görsel basın bir şekilde bastırılmış salt gerçekleri, vatandaşın doğru bilgilendirilmesi ilgili gerçekleri ortaya koyma noktasında tedirgin davranıyorsa, baskı altına alınıyorsa veya yandaşlaştırılıyorsa, gerçek gündemi değil de sunni gündemleri vatandaşın önüne koymakta bir araç ve alet olarak kullanılıyorsa veya bir sivil toplum örgütü kendi mensuplarının direkt menfaatleri ve hakları, hukuklarını korumak gibi bir görevi varken iktidarın yapmış olduğu eksik uygulamaları ve yanlışları dile getirme, toplumsal tepki verme noktasında, kitlelerini harekete geçirme noktasında tedirgin davranıyor veya hatta yandaş sivil toplum örgütleri türetilip onlar hakim kılınıyorsa muhalefet partilerinin işi gerçekten zorlaşıyor. Yani şu anda biz sendikalar sokağa inemiyor baskı altında. Hem iş sendikaları hem sivil sendikaları. Meslek kuruluşları bir şekilde
stabil halde tutuluyor. Basın, ben yerel basını tenzih ederim ama ulusal basın, hepiniz canım içindesiniz. Yani nasıl bir şekilde dönüştürüldüğünü, susturulduğunu veyahut da eleştirel konuda en doğruları bile gündeme getirme noktasında belli kaygılarla hareket hepimiz görüyoruz. Şimdi bu dönemde sadece siyasi partiler üzerine bu yük kaldı. Bu iki etkin kurum iktidara geldiği zaman bir siyasi parti var, bir de seçim var. Bu dönemde eğer parlamentodaki siyasi partilerin dışındaki muhalefet unsurları etkin değilse siyasi partilerin işi gerçekten çok zor. Bir kat daha zorlaşıyor. Evet. Bizim açmazımız bir tanesi de bu. Biz bunları aşmak için dün gösterdiğimiz performanstan, dün gösterdiğimiz gayret ve inançtan en az 3-4 kat daha fazla mensuplarımızın gayret göstermesi. Şimdi ekonomik güçlerimiz de belli siyasi parti. Bugün bu an bahane olsun diye söylemiyorum ama bu gerçeklik olduğu için bunu söylüyorum. Evet. Bizim siyasi partilerin ekonomik güçlerini de şöyle bir göz önüne alın. Yani siyasetin gelir kaynaklarını şöyle bir düşünün. Dolayısıyla biraz evvel söylediğiniz işte medyaya işte maddi imkanları sunmuyorsunuz falan. Bu şartlarda bizim geçtiğimiz dönemde Sakarya'da AKP'nin %37,5 yani şöyle bir ensesine yapışacak gazete gelmemizin ne demek olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Ve psikolojik algı olarak vatandaşlarımız AKP yıkılamaz. AKP'den bu belediye alınamaz dendiği yerde bakın Serdoğan'da biz %41,5'la seçim kaybettik. %42'yle de AKP kazandı. Bunları bahane olsun diye söylemiyorum. İşimiz gerçekten kolay değil. Ama azmimizle kararlılığımız ve çalışkanlığımız ama orada Ahmet Kazıcıoğlu evet. Var. Çalışıyor genç. Bak o, sen, o sen arkadaşı tutuyor mu? Basitleştirmiyor. Bakın siyaset strateji işidir. Bakın biz Milliyetçi Hareket Partisi. Niye kişilerin de faktörü var? Yapma gözünü. Tamam onu şey yapayım. Ben siyaset şöyle söyleyeyim. Yani nasıl oldu da Milliyetçi %37,5 aldı? Yani her şeyi alanda çalışmakla falan. Siyasi zekanızın, siyasi aklınız ve stratejiniz de çok iyi kullanmak durumundasınız. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Evet de yerel seçimlere gelmeden önce ara verelim, dinlenelim biraz daha sonra. O siyaset aklını o gün koydu. Şu anda o siyaset aklını Hüseyin, ve stratejisini tamam, dur. Oluşturmakla yeter. İlgili çok önemli çalışmalar yapıyor. Hüseyin. Aday mısın başkanım? Hüseyin. Aradan sor. Hüseyin aradan sor. Başkanım aday mısın? Hüseyin. Ya bir dakika. Ara veriyorum. Yok cuma alın tamam. Vereceğim mi? Aradan sonra mı? Evet bir ara verelim. Aradan sonra son bölümde bir sorun. Merak ediyorum başkanım. Vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk. Öyle sanmışız canım. Artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi çoktan masal olmuş aşk. Lale devri çocuklarız biz. Zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Lale devri
şansı içmiş. Ben derim utanma, iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Ben derim utanma, iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Vakit bu vakit değil, eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk. Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi çoktan masalar. Çocuklarız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şansı içmiş. Lale devri çocuklarız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şansı içmiş. Ben derim utanma, iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Ben derim utanma, iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse